Semra yürümeyi çok sevdiği için 4 günlük bir yürüyüş parkuru planlıyor. Her gün bir önceki gün yürüdüğü mesafenin %20 fazlasını yürüyor. Yürüdüğü toplam mesafe 27 kilometredir. Semra'nın parkurun birinci gününde yürüdüğü mesafe kaç kilometredir diye sormuşlar. Cevabımızı yuvarlamamız gerekiyormuş. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve Semra'nın birinci gün kaç kilometre yürüdüğünü siz bulmaya çalışın. Şimdi ilk gün yürüdüğü mesafe için A'yı kullanacağım ve yürüdüğü toplam mesafeyi A'yı kullanarak ifade etmeye çalışacağım. Yürüdüğü toplam mesafenin 27 kilometre olduğunu biliyoruz ve bu noktadan sonra A'nın da neye eşit olduğunu bulabileceğimizi düşünüyorum. İlk gün A kilometre yürüdüyse ikinci gün ne kadar yürümüştür? Bize her gün bir önceki gün yürüdüğü mesafenin %20 fazlasını yürüdüğünü söylüyorlar, öyle değil mi? O halde ikinci gün ilk günden %20 daha fazla yürürse bunu 1,2 2 çarpı a olarak ifade edebiliriz. Üçüncü gün, bu da bunun 1,2 katına eşit, öyle değil mi? Evet, 1,2 çarpı 1,2 çarpı a ya da 1,2'nin karesi çarpı a. Dördüncü günde bir bakalım parkur, dört günlük de öyle değil mi? Evet, dört günlükmüş. Bunu da üçüncü gün yani 1,2 üzeri 3 çarpı a olarak ifade edebiliriz. Semra'nın yürüdüğü toplam mesafeyi a türünden ifade ettik ve bunun 27 kilometreye eşit olduğunu biliyoruz. Buradan a'nın neye eşit olduğunu bulabiliriz. a parantezine alırsak a çarpı 1 artı 1,2 artı 1,2'nin karesi ve artı 1,2'nin 'nin küpü eşittir 27. Buradan A'yı çekersek de A eşittir 27 bölü 1 artı 1,2 artı 1,2'nin karesi artı 1,2'nin küpünü buluruz. Bu işlemin sonucunu bulmak için hesap makinesi kullanmamız gerekebilir ama ben size farklı bir yöntemden daha bahsetmek istiyorum ve bu yöntem burada 20 tane terim olsa bile işe yarayacak bir yöntem. Aslına bakarsanız 20 terimle işlemi bu yolla da yapabilirsiniz ama bir de iki terim olduğunu düşünsenize. Soruyu bu yolla yapmak istersek oldukça zor bir durumla karşı karşıya kalırız, öyle değil mi? Size anlatmak istediğim diğer yöntemde sonlu geometrik seri için kullandığımız formülden faydalanacağız. Bunun sonucunda ne elde edeceğiz bakalım. Küçük bir hatırlatma olması için ilk n tane terimin toplamı. Evet şuraya yazayım. Birinci terim yani a eksi birinci terim eksi ortak oran. Ortak oranımız da 1,2. Neden diyecek olursanız bir terimden onu izleyen terime geçerken sıradaki terimi 1,2 ile çarpıyoruz da ondan. Birinci terim çarpı ortak oran üzeri n bölü 1 eksi ortak oran. Bunun ispatını yaptığımız videolarda var ama bu videoda bu formülü doğrudan kullanacağım. A'nın ne olduğunu biliyoruz. Zaten değişken olarak da onu kullandık. Ortak oran da 1,2. N de 4. Öyle değil mi? İsterseniz şu şekilde de düşünebilirsiniz. Bunun birinci terim olduğunu, eksi bunun da ulaşamadığımız terim. Yani eğer burada beşinci bir terim olsaydı, evet. Eğer beşinci terim olsaydı, beşinci terimi çıkarırdık. Beşinci terimin kuvveti 4 olurdu. Ve bunları bir de bir eksi ortak orana bölerdik. Bu sayede denklemin sol tarafını Birinci terim yani a eksi, birinci terim yani a çarpı ortak oran yani 1,2 üzeri 4 bölü 1 eksi 1,2 olarak da yazabiliriz. Ve bu da 27'ye eşit. Ekranı biraz kaydırıp kendime yer açayım. Eee acaba sadeleştirebilir miyiz? Burası eksi 0,2'ye eşit. Payı a parantezine alabiliriz. a çarpı 1 eksi 1,2 üzeri 4. Payı ve paydayı eksi 1 ile çarpalım. A çarpı, A'yı kesrin dışına taşımak istiyorum. Bunların yerlerini değiştirip eksi işaretinden de kurtulacağım. 1,2 üzeri 4 eksi 1 bölü 0,2 eşittir 27. A'yı kesrin dışına alıp payı ve paydayı eksi 1 ile çarptım anlaştık mı? Payı eksi 1 ile çarpınca bunların yeri değişti. Paydayı çarpınca da eksiden kurtuldum ve 0,2'yi elde ettim. Şimdi iki tarafı bir de bunun tersiyle çarpacağım. Şuraya yazayım. 0,2 bölü 1,2 üzeri 4 eksi 1. E, 0,2 bölü 1,2 üzeri 4 eksi 1. Bu bununla, bu da bununla sadeleşir. Böylece sol tarafta a kalır. a eşittir. Sarıyla yazayım. 27 çarpı 0,2 bölü 1,2 üzeri 4 eksi 1. Buradan elde edeceğimiz sonucun az önceki ifadeden elde edeceğimiz sonuçla aynı olması lazım ama elimizde 100 tane terim olsaydı bunu kullanmanın daha kolay olacağını anladığınızı düşünüyorum. Şimdi hemen hesap makinemi çıkarayım, bir bakalım. Önce paydayı hesaplamak istiyorum. 1,2 üzeri 4, evet, eksi 1. Bu paydada olduğu için tersini alayım ve bunu 27 ve 0,2 ile çarpayım. Evet, eşittir 5,029. Cevabımızı yuvarlamamızı istiyorlardı. O halde yaklaşık olarak eşittir deyip 5 kilometre yazabilirim. Evet Semra 4 günlük parkurun birinci gününde yaklaşık olarak 5 kilometrelik bir mesafe kat etmiş.